Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 zirvesi nedeniyle dünyanın dört bir yanından liderleri ağırlayacak Hindistan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı zirve öncesinde son hazırlıklar tamamlandı artık. Hindistan polisi sokaklarda adeta kuş uçurtmuyor. Dükkanlar kapalı, sokaklar bomboş. Polisler nöbette. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Yeni Delhi sessizliğe büründü. Hindistan'ın başkentinde G20 liderler zirvesi nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyede. 130 bin güvenlik personeli görevde. Sokaklarda köpeklerle aramalar yapıldı. Dünya liderleri kente ulaşmadan önce tüm kontroller tamamlandı. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Erdoğan liderlerle ikili görüşmelerde gerçekleştirecek. ABD Başkanı Joe Biden G20 zirvesine katılmak üzere Washington'dan yola çıktı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da Yeni Delhi'de olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise bu yıl zirveye katılmayacak. Putin'i Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Xi'yi Başbakan Li Qiang temsil edecek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise COVID-19 testi pozitif çıktığı için Yeni Delhi'de liderlerle bir araya gelemeyecek. G20 liderler zirvesi için binin üzerinde basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Dünya medyası işte tarihi zirveyi bu medya merkezinde izleyecek. Gelişmeleri an be an izleyicisiyle paylaşacak. Görüşmelerde liderlerin küresel ekonomik büyümeye odaklanması bekleniyor. İklim değişikliği, borçların hafifletilmesi ve Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri de ele alınacak. G20 Liderler Zirvesi'nin teması tek aile, tek dünya, tek gelecek olarak belirlendi. Liderler zirve marjında yapılacak toplantıda dünyayı etkileyen krizlere çözüm arayacak. Rusya'nın Ukrayna işgali ise üye ülkeler arasında en çok öne çıkan anlaşmazlık konusu. Bu yüzden zirvenin sonunda sonuç bildirgesi yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Moskova'nın tavrı şimdiden net. Lavrov, Ukrayna konusunda Kremlin'in görüşlerini yansıtmayan herhangi bir bildirgeye engel olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti dedik ve Yeni Delhi'ye ulaştı. Şimdi bakalım bir bugünün ayrıntılarına G20 Liderler Zirvesi'nde. Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte havalimanında Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel'le Hindistan'dan bazı yetkililer tarafından karşılandı. Ve daha sonra da konaklayacağı otele hareket etti değerli izleyenler. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le MİT Başkanı İbrahim Kalın da eşlik ediyor. Erdoğan Yeni Delhi'ye gelir gelmez ilk görüşmesini Japonya Başbakanı Kishida Fumio ile gerçekleştirdi. İşte o G20'nin ilk zirvesi, ilk görüşmesinden de görüntüler, fotoğraflar ekranlarınıza geliyor. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Bakanlığı'ndan geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Erdoğan Kishida görüşmesinde Türkiye-Japonya ilişkileriyle bölgesel ve küresel meselelerin görüşüldüğü belirtildi. Tek dünya, tek aile, tek gelecek temasıyla gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi bugün her zaman olduğu gibi geleneksel aile fotoğrafı çekimiyle başlayacak. Bizler de canlı olarak ekranlarınızı elbette taşıyacağız.